Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle madde ve ısı konusunu tekrar edeceğim. İlk olarak ısının tanımıyla başlayalım. Neydi? Isı bir enerjiydi. Peki bunun akış yönü ise sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. Yani A ve B maddeleri sıcaklıkları farklı olan iki madde. Nereye doğru olacaktır? A maddesinden B maddesine doğru olacaktır. Ne zamana kadar ısı alışverişi meydana gelecektir? Alışverişi eşitleninceye kadar A ve B maddeleri arasındaki sıcaklık eşitleninceye kadar ısı alışverişi gerçekleşecektir. Peki bu ısı alan maddenin taneciklerinin hızı ve hareketliliği artar. Yani maddemiz ısı aldıkça şuradan da görüldüğü üzere taneciklerin hareketliliği ne olmuş? Artmış. Verdiğinde ise hareketliliği azalır diyoruz. Peki hemen diğer notumuza geçelim. Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine dokundurulduğunda temas eden bölgedeki tanecikler çarpışıyor. Yani bunlar birbiriyle ne oluyor? Hareketleniyor. Çarpışıyorlar. Bu sayede ısı aktarım gerçekleşiyor. Peki çarpışmadan sonra hızlı hareket eden şuradaki bu taneciğim ne olmuş burada? Yavaşlamış. Peki yavaş hareket eden taneciğim ise hızlanmış arkadaşlar. Bu ısı alışverişi taneciklerin hızları eşitlendiğinde duruyormuş. Yani ısı taneciklerinin titreşimleri ve bunu birbirlerine aktarmaları ile bir noktadan diğer noktaya taşınabiliyor. Biz bunu ısının iletimi diyoruz. Görüldüğü üzere bir demir çubuğumuz var. Ucuna mum yerleştirdiğimizde demir çubuk ısınmaya başlayacak. K, L, M noktalarına mum koyduğumuzda bu mumlar sırayla erimeye başlayacak. Bunun sebebi nedir? Aleve temas eden noktadaki tanecikler enerjileri ne oluyor? Aktarıyor. Ve bu enerjinin bir kısmı diğer taneciklere aktarılması sayesinde ısı iletimi gerçekleşiyordur. Peki bu ısıyı iyi ileten maddelere biz ne diyorduk? Isı iletkeni maddeler diyorduk. Yani bu ısı iletkeni maddeler nelerdir? Demir, bakır, gümüş, altın, alüminyum ısıyı iyi ileten maddelerdir. Burada görüldüğü üzere yine ocağımız üzerine bir su koyduğumuzda su taneciklerinin yavaş yavaş ne olduğunu, hareketlendiğini, yani tanecikler birbirlerine ısı alışverişi sağlıyorlar, hareketleniyorlar. Isım sıcak maddeden soğuk maddeye doğru yayılıyor. Peki sadece katılar mı ısıyı iletiyorlar? Hayır tabii ki de. Katı maddelerde, sıvı maddelerde, gazlarda ısıyı iletiyor. Ama katı maddelerin sıvı ve gazlara göre daha iyi iletmesinin sebebi tanecikler arasındaki boşluğun sıvı ve gaza göre daha az olması. Ne kadar tanecikler arasındaki mesafe azsa ısıyı o kadar iyi iletir diyoruz. Peki görüldüğü üzere farklı katılarda ısı iletme özellikleri de farklıymış. Yani bir alüminyumun, bir demirin, bir bakırın ısıyı iyi iletmeleri farklı. Yani katılar da kendi içerisinde ayrılıyor. Bir bakır alüminyuma göre daha iyi ısı ilettiğini söyleyebiliriz. Peki ısı yalıtımı nedir? Isı yalıtım ise sıcaklıkları farklı iki ortam arasındaki ısı akışının engellenmesi ya da en aza indirilmesine biz ısı yalıtım, yani sıcaklığı burada biz engelliyoruz ısı yalıtımı sayesinde. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Cam yünüyle, silikon yünüyle, plastik köpük, halı, tahta gibi maddeler kullanılabilir. Birazdan tekrardan örneklendireceğim zaten bunları da. Peki ısı yalıtımı sayesinde sıcak kalması istenen ortam sıcak, soğuk kalması istenen ortam soğuk kalabilir. Bunun hemen örneği ise termos örneğidir. Termos ısı yalıtımına iyi bir örnektir. Ben içerideki suyun ya da çayın sıcak kalmasını istiyorum. Hiçbir şekilde soğumasını istemiyorum. Bunu nasıl yapıyormuş termoslar? Baktığımızda iç içe geçmiş ve aralarında hava vakumlanmış iki tane kap kullanılıyor. Ayrıca içerideki kabın iç yüzeyi daha parlak ki bu sayede dışarıya yayılan ısı tekrardan geri dönmesi için. Aynı şekilde termosun kapağı da ısı yalıtkanı iyi bir maddeden yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki ısı yalıtkanı maddelere örneklendirecek olursak şöyle. Tencerelerin buraları nedir? Isıyı iyi ileten bir maddedir. Ama kulpu, kapağı elimizi yanmaması için ısı yalıtkanı maddeden yapılmıştır. Aynı şekilde çaydanlıklarında,
tuttuğumuz sap kısımları, kapak kısmı da ısı yalıtkanı maddeden yapılmış ama ısıyı, diğer kısımları ise ısıyı daha iyi ileten maddeden yapıldığını söyleyebiliriz. Ya da giydiğimiz elbiseler, ayakkabılar, şapkalar, eldivenler ısı yalıtkanına iyi birer örnektir. Neden? Kışın üşümemek için ısı kaybını önleyecek türden elbiseler giyeriz ki kışın uyurken vücudumuzdaki ısı kaybını engellemek için de ayrıca battaniye ya da o yorganın altına gireriz mesela. Bu da yine ısı kaybını önlemek için yapılan birer örnektir. Peki, binalarda ısı yalıtım demişiz. Binalarda dış duvarlarda, çatıda, zeminde, kapı ve pencerelerde ısı yalıtımını önlemek için, ısı kaybını önlemek için ısı yalıtım malzemelerden yapılır. Burada ne demişiz? Isı akışının en fazla olduğu yerler binalarda çatılar, daha sonra duvarlar, pencereler, zeminler, kapılar ısı kaybının en fazla olduğu yerlermiş. Peki bu ısı yalıtımı yani ısı kaybını engellemek için ne gibi malzemeler kullanırız binalarda? Ona bakalım hemen. Plastik köpükle başlayalım hemen. Plastik köpüğün maliyeti neymiş? Daha düşükmüş, kullanım ömrü uzunmuş, çevreye etkisi daha zararlıymış, yanma özelliği ise kolay yanıyormuş. Aslında baktığımızda bu iç ve dış duvarlarda kullanılıyor arkadaşlar plastik köpük. Çok da tercih edilen bir şey değil. Neden? Çünkü kolay bir şekilde yanıyor ve çevreye etkisi zararlıymış aslında. Ahşaba bakalım. Kolay yanar. İç dış duvar pardon ahşap iç duvarlarda kullanılır ve kısa ömürlüdür. Çevreye etkisi zararsızmış. Aslında iyi gibi duruyor ama kolay yanması yine bizim çok tercih etmeyeceğimiz anlamına gelecektir. Taş yünü yanması yanmaz demişiz. Taş yünü iç ve dış duvarlarda kullanılır. Uzun ömürlüdür. Maliyeti düşüktür ve çevre etkisi zararsız. Yani kullanılabilen yine kullanılabilecek olan yalıtım malzemelerinden bir tanesi diyebiliriz. Cam yünü ise zor yanar arkadaşlar. Sıcak su borularında, iç dış kaplamalarında kullanılır ve uzun ömürlüdür. Yine kullanılan iyi bir yalıtım malzemesi örneğidir. Silikon yünü ise zor yanar, dış duvarlarda kullanılır, uzun ömürlüdür, zararsızdır. Yine iyi bir yalıtım malzemesi örneğidir. Peki bu biz ısı yalıtım malzemelerinin olması gereken özellikleri şöyle bir kısaca bahsedelim size. Ekonomik olmalı bir, yanmaya karşı dayanıklı olmalı, kolayca bozulmamalı, mikroorganizma veya böcekler çoğalmamalı, insan sağlığına, doğaya kesinlikle zarar vermemelidir. Yine kullanımı kolay olması gerekiyor bu yalıtım malzemelerin. İstenilen özellikler bu. Plastik köpük ve ahşaba baktığımızda çok da tercih edilen bir ürün olduğunu söyleyemeyiz. Peki bu binalarda ısı yalıtımı neden önemlidir? Çünkü aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar, doğal kaynakların tükenme hızını azaltır, insan sağlığını korur. En önemlisi evimiz yazın serin, kışın ise sıcak olur. Fosil yakıt kullanımının azalmasından dolayı çevre kirliliği azalır. Hava kirliliğine bağlı hastalıklar azalacaktır aynı şekilde. Bina içerisinde terleme, küflenme, boya kabarması olmayacaktır. Binanın ömrünü uzatacaktır diyoruz bu yalıtım malzemeleri için. Evet, konuyla ilgili test çözmeyi mutlaka unutmuyorsunuz arkadaşlar. Konumuzu bitiriyorum burada. Anlamadığınız bir nokta olursa yine bana geri dönüş sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.